Sayın Burhan Kavuncu'ya teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, bu bölümden sonra artık bugünkü gündemimiz, konumuz 5 Şubat Şehitler Programı. Bunun üzerine bina edilmiş konuşmalarla ve konuşmacılarla beraber olacağız. İlk konuşmacımız bize 5 Şubat Bulca katliamının iç yüzünü anlatacak. Ve konuşmaları için Sayın Musa Can Abdülehed Er'i huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Esselamu aleyküm, hürmetli reislerim. Saygıdeğer misafirler, ben 1997'de 5 Şubat'ta Ürümçe'de gerçekleşen, Golca'da gerçekleşen katliamla ilgili sunum yapacaktım ama sunumunu Uygurca hazırladığım için sizlerden özür dilerim, sunumu başlayacağım. 5. Fevral Golca kırgınçılıkını ceryalarını anlattım ben. Golca çöçek, Golca gül çiçeklerden pürkengen İgiz tağları, süzük suları, kan yaylakları ve heyvetlik İgiz tağları bilen insanga huddi men hiç teslim bulmayman degenge okşaş duygu birdigan heyvetlik ve insanı üzük celip kıldigan güzel mekan. Golca 1944 yılı kurulgan Şarık Türkistan Cumhuriyeti'ne şahit bulgan ve sahipkallık kılgan ana yurt. Biz bugün ana şu güzel mekanını ısık kanlar bilen buyugan kahraman şehitlerini eslep ve hürmet bildirip bu yerde oturttunuz. 1997 yılı 5. fevral günü yüzlerce hoş bir batır oğlan kızlar yavunun ayak astıda izildi, şehit oldu. Aşu güzel mekan kanıgı uyandı. Kılık yığıldı, dünya titredi, bırak Şark Türkistan halkı Hıhtay'ın işgaliyetini kubul kılmaydı kalakını, zulüm ve nakçilikte sükut kılmaydı kalakını, yanı bir katın dünyaya cekalıdı. Bu kanlık vakada nurgun yaş batır oğlanlarımız şehit bulgan basımı halk gafletten uygandı. İşgaliyetke zulümge karşı sükut kılmay köksünü kirip meydana çıktı ve nurgunları şehit buldu. Golcu şehri ve onun etrafındaki bir kısım vatanperver, mearifetperver kişiler 1994 yılından başlap Kıtay müstemlekçilerinin Şark Türkistan yaşlarını işsiz kaldırıp bakalmasından belki onların dini ve ahlaki cihetten çirkinleşke, yani zehirli çekimlik ve işçimlikke muhtula kılıçtık, rezil kılmışlarına takabül durup, yaşlarını dini itikadlık ve vatanperver ruh bilen terbiyeleş maksadı da ili meşrifini canlandırdı. Meşrif sorunlarını teşkilledi. Yaşlarımızda dini itikad, güzel ahlak ve vatanperverlikke davet kıldı. Lekin uzun ötmeyi işgalçı Kıtay hakimiyeti bunun tusalgılık kılıp, onların faaliyetlerine çekleme koydu. Köp sandaki kişiler Hıhtay'ın bu kılmışlarına narazılık bildirip, derdini işi güytüp durvatkan bir vaziyette, dini itikadka mail buluvatkan köp sanda yaş oğul kızlarını sebepsiz halde tutup kamak koydu. Bazı menbelerde 1997 yılı 2. ayına 4. günü keçisi de, Golcu'da Ramazan ayının kadir keçisi münasebeti bilen ibadet kılış maksadı topluşup, Kur'an okuvatkan bir grupa hanım kızlarını Kıtay sakçıları tutup apırıp türmüge kamak koygan. Dini ibadetini ada kılıştan başka hiç kandak bir maksadı bulmagan bu ayarlarının bir kançısı şu yerde Kıtay sakçıları tarafından katlık uğrulgan. Bu zulüm kaçılmagan Golcu halkıdan 500 etrafıda kişi 5. fevral günü tinç usulda namayış çıkıp yürüyüş kılgan. Onlar şehir merkezdeki hakimiyet idaresi aldığı gelgende Kıtaylarının cellat askerleri, kurallık sakçı güçlerinin kurşağına elinigan ve karşılaşıp etken. Şu günü ve bende şu günler birkaç yüz kişi etip öldürülgen. Kış pesle soğuk, hava, naiti, ıgır kar yığıvatkan, namayışçılar üstüge su çeçip muzlatkan. Bir mınç kişi tonlap şehit bulup etken. Bu vahşilikini anlıgan ve körgen şehir ağlısı gazetlenip, ertesi yani 6. fevralda mınlıgan kişi koçuk çıkıp namayış kılgan ve bu vahşilikini bulgan gazet nefretini ifadelgen. Hem de lahak kamalgan kişilerine kuyup birişini talep kılgan. Golcu halkına bu haklık talebe kulak seliş urnuga Kıtay askerleri ve abdumat pilmutlarını ok çıkarıp kuralsız halk amasını ok yağmurga tutkan. Bunu çıdap duralmagan namayışlar
Kulu'dan kilişçe karşılık görüşüş arıklık özlerini kovdaşka ornuğan. Bir mınca Xtay əskerlerine yer çişletken, lakin zamanı kurallar bilen kurallanğan kanxor Xtaylar kılık ammısını kırgın kılış arıklık namayışını kanlık bastırgan. İki günlük kırgınçılıkta bazı malumatlara karğanda 180'den artık kişi şehit bolgan, 400'den artık kişi tutkun kılınğan ve şu 400'den artık kişiye yarlanğan. Şu katımlı kırgınçılıkta Golcu kuşları yanı bir katım kanğı boyalgan. Şu pillerde Golcu'da tahminen 20'den artık kişi tutkun kılınğan. Kalkaralı kişilik hukuk ve erkillik kanun belgelenimlerini dersinde kılvatkan Cellat Xtay hakimiyeti yardarlarını davalaştan baş tartkan. Doktorlarga uhturuş çıkırıp vakaya aralaşkan erkandak yardarını davalmasılıkka buyruk çıkargan. Neticede nurgun namayışlar kansırap ya ki tibbi yardım alamay ülüp etken. Nurgunluğun yaşlar izdireksiz yokap etken. Türümlerde kıynap azaplaş şu derecede iğir bolgan ki kıyın kıstaplarını bazı Kıyın kıstaplarını görgen bazı yerlik sakçılar çizilmen hizmetlerden istifa vergen. İşgal çıktay cennetleri bu kırgıncılık yetmegendek tutkullarını türküm türkümle ölüm cezası verip şehit kılgan. 1997 12. ayından 9. günü 1000'den artık kişinin sutku tapşırmasından hemmesini bırakla oku tutup şehit kılgalıkla ilgir sürüldü. Ama bu tuluk olmağa malumat yani buna delil ispatı yok lakin bu şunda gel sözler oturlukta köp boğan şu zamanda. Kulu'da kural bulmağın bu kişiler tuluk kurallanan Xtay əskerleri bile tokunuşup kanunluk özünü kogdaşık orunuğan bozumu kırgınçılıktan kutlanmağın. 1997 aprilinin ahırlarda Xtay sotu Yusuf Tursun Katarlık 3 nefer yaşını oruç, çıkış, köydürüşte aktif rolu oynağın digen töhmet bilen ölüm hüküm kılığan. İkinci katım yine şu yılı 7. ayda Gabbar Talat Qatarlıq 9 nefer yaşını okşaş töhmetler bilen etip şehit kılgan. 5. fevral Golcu Erkit'in yetekçilerden Abdülhalil Mecid ve Abdülmecid Abdurrahmanlarını Çapçal'daki su turması da 3 yıl dehşetlik kıynep şehit kılgan. İbrahim İsmail 5. fevral Erkit'in perde arkasındaki rehberi de eğitilip Golcu'da çoğun dairede hüküm ilan kılış sotu açılıp ölüm cezasına hüküm kılgan. Xtay bu ceryanda bütün şehrini herbi alet yürgüzgen. Havada tik uçar herbi ayrıplarlar, yerde top zembirek, tanklarının kurşağı da şehir sırtığı et çıkıp şehit kılgan. Muşunu okşaş, Golcu'nun ailesinden kepek yüzü yetsizdeki bir aileden 5 oğul ziyankeşlikke uçurgan. Hakkını sözleş, doğru yolda meneş ve cemaat işlerdeki mesuliyetçilik bilen tunulgan Letip ailesinden Abdülhali Letip muddetsiz kamak cezasına hüküm kılgan. Onun inilerden Abdülhani Letip Katarlık tövdeyle 8 yıllıktan tartıp 3 yıllıkça muddetlik kamak cezasına hüküm kılınan. Abdülhani Letip 1997 yazda devletini parçalaşka uğrunuş ve kutartıklık kılıç digen tövmetle eyiplengen ve muddetsiz kamak cezasına hüküm kılınıp Hazır Örümcülük'e birinci türmü rayında kamaklıkken. Letip ailesine beşik gelgen bu faciyeler bir örnek bulup yüzlerce ailenin beşiğe moşuna okşaş Faciyeler gelgen. 1999-21 sentabrda İl-Vilayetlik Sot Mahkemesi tarafından 30 nefer yaşka hüküm ilan kılınan bulup, onlardan Nur Ahmet Niyaz, Kurbancan Hüseyin, Turgan Seydullah Katarlık kırındaşlar ölüm cezasına hüküm kılınıp icra kılınan. Mihmancan Ahmet Katarlık 7 kişiye 2 yıl geçiktirip etiş ölüm cezası verilgen. Yusufcan Ablis Katarlık 4 kişi muddetsiz kamak cezasına kalganlar 20 yılgıça kamak cezasına hüküm kılınan. Golcu vakasındaki asas kişilerden biri bolgan Abdülhalil Abdülmecid Xtay dairler tarafından kolluk alınğandan keyin 2000 yılı 15. oktyabr günü kıynap şehit kılınan. Şehit buluş her kimki nesip olmaydı. Allah özü merhamet kılgan kişiye nesip buludu. Çünkü İslam dininde şehitin fazileti ve mertebesi pek üstün orunda durdu. Şehit bolganlar ülük hesaplanmaydı. Şehitin cesedi çürmeydi. Çaç ve tırnakları üsüp durdu. Bütün günahları mağfiret kılındı. Kıyamet günü surakı tartılmayı udul cennetke girdi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şehitlerin fazileti doğrusu mundaklıydı. Allah'ın yolda ölgenlerini ölük de güman kılmanlar. Belki onlar hayat bulup Allah'ın dergahındaki rızkıdan behremen kılındı. Yani cennetin nimetlerden devamlı rızıklandırılıp durdu. Onlar Allah'ın özlerine belgen fezleden kursundur. Özlerinin arkasından tek yitip gelmeyen, yani şehit olmayı hayat kalan kardeşlerine
ahirette ne korkunç ne dünyadan ayrılıp kalgallıklarına kaygı yok ikiliginin hoş haber verişini tüleydi. Seyyid İbni Zeyd Rezallahu anhu Peygamber İslam'dan onların bir hadisini bayan kılıp ındaklıydı. Melini kovdaş yolda öldürülen kişi şehit, cennini kovdaş yolda öldürülen kişi şehit, dinini kovdaş yolda öldürülen kişi şehit, öz ehlini kovdaş yolda öldürülen kişi şehit. Şehadet yoluna atlanan kişiler, yani Allah yolda cihat kılıçkı çıkanlar herkes mi mağlup olmaydı. Onlar ya canlı kalıp bulup yurtunu ve Müslümanlarını zulümden kurtuldurdu, ya ki oruçta şehit bulup Allah'ın dergahı da cennetki erişiyordu. Bu iki yolun her ikilisi mümin Müslüman için en çok kalıbıdır. Golcu kırgınçılıklı nurgun kişiler şehit bulup, ığır paciha bilen ahırlaşkın bolsama, bu vakadan ki tükül Şarık Türkistan'dan her kaysi cahilerde kılık Kıtay işgaliyetine karşı uygunuşku başladı ve karşılık hareketler arka arkada meydan çıktı. Ötünme Şarık Türkistan'da nurgunluğun kahraman oğul kızlar Allah yolunda cennini, melini, dinini ve ailesini kovdaş yolunda şehit buldu ve bulundu. Şehitler bizlerin gururumuz, iftiharımız, beşimizin düşman aldığında tik tutup yöreleydiğin menevi küçümüz hesaplanırdı. Biz olanın cesaretini ilham edip, onların yolu dümenişini arzu kılımız ve tirişçallık görüştümüz. Çünkü Müslüman için en şereflik, en izzetlik hayat şehadet ile ahırlaşkan, Allah'ın dergahında şehitlik unvanına erişken hayattır. Cenab-ı Allah bizlerinin şehitlik unvanına erişkili nesip kılsın. 1997 yılındaki Golcu katliamında neçe yüzlügen kırımdaşlarımız şehit oldu. Ama işgal çıktı hakimiyeti 180 kişinin öldürgenlikini itiraf kılgallıklı haberlerde ilan kılınan. Nurgun yaşlarımız kılınıp bastırıştığı tutkun kılınıp kıyın kıstakta öldürüldü. Tahrıptan soğuk havada tutkun kılınanlarını bir yerge toplap üstüge su çeçip muzultup şehit kıldı. 1990 yılında meydan çıkan Bağrın Kurallık Hareketi'ne 200'den artık kişi şehit oldu. 2009 yılı 5. Eylül Ürümcü Kırgıncılık'a dayana 5000'den artık Müslüman, yaşlar Kankur, Kıtay, Cellatlar terbiden okla tutulup şehit kılındı. Hazır onun dünkü mü? Hazır mı? Bunun dünkü mü? Şark Türkistan Müslümanları şehadet şerbetinin içine doğan kılatıdı. Tarıktan bu yapmışlığın şanlık devlet kurup, müstakil hür yaşayıp gelgen Şarkı Türkistan halkı 70 yıldan bu yan Kıtay işgaliyetini kabul kılmaya geldi. Ve işgaliyetini kabul kılmaya dağılıkını, canlıları ve mallarını pida kılış arıklık dünyaya cakarladı. Zulüm kança ilgir bulgan sıra, besin kança küçeygen sıra, karşılık çünkü aşırı dediğin hikmetlik söz var. Kıtay kança heddetini eşip, zoravallık bulgan sıra, Şarkı Türkistan halkı özünün cenini, dinini, vettinini, milli medeniyet kımmet karış akidelerini kovdaş yolu da cinni pidaklıvatıdı, şehadet şerbetini içivatıdı. 5. Fevral Golcu katliamı işgal çıktı hakimiyetinin yıllardan beri Şarkı Türkistan halkı üstünden dağın kılgan sistemli kırgıncılıkını uç yürgüzgen takitlerden beri. Korkutuş, bastırış ve öldürüşünü asas kılıp kurulgan zalim Kıtay komünist hakimiyeti vahşiyane kırgıncılık ve zoravallık ve terörlük kılıp özlerine cinayet kılmışlarını dünya görüstüvatıdı. Golcu katliamı bolsa halkın azatlıkka ve hürlükke çakırdı. Şarkı Türkistan halkının kullukka, zulümge baş ekmeydiğallıkını dünyaya cakarladı. Kıtay'nın 70 yıldan bir yan yürgüzüp kilatkan asimilasiya kılış, siyasetlerge karıştırıp mevcutlukına kovdap geldi ve kilatıdı. Golcu katliamı Ürümcü kırgınçılığı okşasla dünyaya Şarkı Türkistan halkının teki mevcut ikerlikini, Kıtay'nın işgaliyetini hiç kaçak kabul kılmaydıgallıkını, hür müstakil devlet kuruş iradesinin teki mevcutlukallıkını, dünyadaki müstakil devletler katarıdan urun eleştin ibaret milli iradesi için mal dünyadan hatta eziz cinedimi vazgeçedildiğallıkını ispatıldı. Şehitlerinin kini herkes yerde kalmaydı. Tarıktan bu yan ana evetlerimiz Şarkı Türkistan'ın azat kılış yolunda tükürgen eziz kınlar herkes yerde kalmaydı. Halkımız hemen bir günü zulümden kutludu ve vatanımız Şarkı Türkistan çukun azat buludu. Bağrında, Golcu'da, Xotende, Ürümçü'de ve Şarkı Türkistan'ın her kaysi şehirlerde çok küçük bulup nurgun kınlık vakalar yüz verdi. Zulümden karşılık görüştüş devam kılıyordu. Nurgunluğa kırındaşlarımız şehit buldu ya ki türümüge kamaldı. Muşundak vaziyette biz erkin dünyada yaşamakta Şarkı Türkistanlıklar nemi kılışımız gerek? Bizge bundak mesuliyetler yüklenildi. Çünkü şehitlerinin iradesi, arzu armaları ve ıslık kınını tüküp, cinni pida kılışı, hürlük, azatlık ve müstakillikten ibaret uluğvar gay meksetleri
Biz hayat kılavalılar için amanet şekilde miras hesaplandı. Bu mirasla varislik kılış, iki çıkış hayat kılavalarının mecburiyeti. Şehitlerinin mangan yolu demeniş, onlar yitilmeyen arzu, armanlarla ama emelge aşırış, bizden kılış değişlik imani ve vicdani mecburiyetimizdir. Zulüm ve işgaliyet hiç kaçan devam kılmaydı. Zalimler çokum yok aydığan vakti geldi. Golcu kırgınçılıkı da ve bütün Şarkı Türkistan'da şehit bulgan, bütün şehitlerimizini esleyimiz, hatırlayımız ve onlara âli ihtiram bildirimiz. Allah'tan ulağa rahmet, mağfiret dilemiz, yatkın yeri cennette bulgay. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.